ve babanın rızasını almayan evlat cennetin kokusunu duyamaz. 2016 senesinde hastanede bir ana doğum yapıyor. Doğumdan hemen sonra ana vefat ediyor. Vefat eden ananın kokusunu yavru duysun diye o yavruyu, yeni dünyaya gelmiş o yavruyu anasının yanına getirdiler. Ve birçok kamera buna şahitlik yapıyor. Birçok insan şahittir bu meseleye. O yeni doğmuş yavru, o ölmüş anasının yüzüne yapışıyor, o elleriyle anasından tutunuyor. Ayırmaya çalışıyorlar ama zordur. Ve hıçkıra hıçkıra yavru ağlıyor ama bir şey daha oluyor. Ağlayan yavru ama bir taraftan da ölen ana, ananın da gözlerinden yaşlar boşanıyor. Anadır ana. Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Delikanlı sevmiş bir kızı. Evlenmek için kıza teklifte bulunmuş. Kız demiş ki bir şartla evlenirim. Nedir o? Ananın kalbini bana getireceksin demiş. Varmış anaya. Ana demiş, beni sever misin? Evladım sen benim canım ciğerimsin. Sen mutlu ol, bana yeter evladım. O analar ki bizi mutlu etme adına uykularını bozdu, uykularını terk etti, saçını süpürge etti evlat. Gece derin uykudan senin için uyandı evlat. Senin için süt verdi evlat. Seni doğurmak, dünyaya getirmek için çekmedi ezaç, cefa kalmadı evlat. Şimdi sen ona öf mü diyorsun? Şimdi sen onu mu incitiyorsun? O bağırdığın ana var ya, o ana demek için nice insanlar nelerini vermezler bilir misin? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doya doya ana demedi. Gecenin bir vakti, o yetim evladı düşünün.